CHP milletvekili Özcan tarafından dile getirilen eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt'ın ismini duyduk. Evet. Bu tartışmalara nasıl bakıyorsunuz? İkiye ayıralıp cevap verebilirim. Kendi kanaatimi de söyleyebilirim. Öncelikle şunu söyleyelim. Biz Genelkurmay eski başkanımız Sayın Büyükanıt'ın böyle bir şekilde adının anılmış olması bile üzücüdür. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne komutanlık yapmış birisidir. Ben böyle bir iddiaya kesinlikle ihtimal vermem. Buna ilişkin hiçbir veriye de sahip değiliz bu dosyada. Gelelim öbür tarafına. Şemdin Sakık içinde yer aldığı ve devletimize ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne husumeti artık herkesçe bilinen hükümlü bir kişi. Bu kişinin bu dosyada gizli tanık olarak dinlenmek istemesi ve eğer kimliğini kendisi söylemeseydi bugün bu konuyu konuşamayacaktık. Bunu da antiparantez açalım. Kendisi beyan etti kimliğini. Ortaya çıktı olay. O zaman şunu sormak gerekir. Şimdi bu kişinin gizli tanık olarak ifadesi alınmış olsaydı bu ifadenin hukuken ağırlığı ne olacaktı? Ve Şemdin Sakık ismiyle verdiği ifadenin hukuken vereceği, alacağı değer. İkisinin arasındaki fark Sayın Nur Hanım, gizli tanıklık müessesesinin maalesef hukukumuza getirdiği bir zorluktur, sorundur. Büyükanıt tartışmasına siz ve müvekkiliniz kesin olarak bir kenara itiyorsunuz. Şunu